İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, Counter Strike Global Offensive Overwatch incelemelerine devam ediyoruz. Dust 2 haritasındayız. Şüpheli Misty başladı. 9-1 öndeler. Bakalım nasıl bir şüpheliyle konuşamadım karşı karşıya kalacağız. Midi smokladılar. Midden kontrol eden bir CT elemanı var. Şüphelimiz bir önceki turdan muhtemelen M4A1'si almış. Onu alamayan CT elemanı da gerçekten noobmuş orada. Çok basit bir kill kaçırdı. Gerçi bunlar iki kişiyle pushluyorlardı. Çok da şeyini almayalım ne derler. Günahını almayalım. Oradaki CT elemanının 4-2 üstünlükleri var. CT tarafında bir tane AWP var. Onu aldılar. Son kalan eleman Nova ile oynuyor. O da şu anda short'a doğru yol aldı. Oradan mid'e inecek galiba. Mid'e atladı. Kill'ini aldı. B'ye doğru gidiyor. Bir kişi B'de, şüphelimiz arkasında. Bir kişi de A'dan B'ye doğru mid'den geliyor. Tünelden şu anda girdi. Onu aldı. Çok normal bir kill. Çünkü kabak gibi ortadaydı. Nerede olduğu zaten. Evet, ona bir şüphelimiz ne durumda? 19 kill oynuyor ama beta'da teta beta'ya selam olsun. Beta'da 15 kill oynuyor takımlarında. Yani demek ki şüphelimizin öyle çok farklı bir durumu yok. Headshot'ı attı buradan. Mid'de bekleyen var. Kill alamadı. Aa, bu biraz şey, ses kasmış olabilir tabii ki. Info gelmesi zor. Aa, B'delerdi sanki. Ses kasmış olabilir ama çok net bir şey söyleyemem ama neden nasıl bir anda oradaki elemana döndü, bir Volek var mıydı? Bu arada yine artık Overwatch'larda yaptığımız gibi kararı siz veriyorsunuz. Ben ona göre oyluyorum. Headshot atmadı. Bana çok normal oynuyormuş gibi geldi. Şu an kadar aşırı iyi bir oyuncu falan da gibi gelmedi. Yani normal bir oyuncu gibi geldi. Yine nereye bakacağını biliyor ama. Biri daha geliyor mesela. Onun infosunu almış olabilir tabi. Onun sesini duymuş olabilir şu anda CT atlayan. Buradan 2 kill çıkardı. Ya Volek olabilir her zaman söylediğim gibi. Yani Overwatch böyle bir şey. Her şey olabilir. Saklıyor olabilir. Şanslı olabilir. Ben bir de Overwatch... Ooo çok güzel. En azından oyun bozanlık vereceğimize eminiz. Beta'yı öldürdü. Ya tabi pre-made olup espri de olabilir bu. Bazen yapıyorlar. Takım arkadaşı olabilirler. Özür dilerim. Pre-made olabilirler. Şey diyordum. Overwatch'larda yani bence ben her şeyin doğrusunu bilenin diyenleri çok aldanmamak gerekiyor. Bazıları var orada kesinlikle aksi görüş kabul etmiyor. Benim dediğim doğru sadece. Başka bir şey olamaz diyorlar. Bu arada Alfa'da tek kalmış. CT'de. Artık yerini biliyorlar zaten. Bizim eleman kendi takım arkadaşını öldürmüş olmasına rağmen çok rahat aldılar round'u. %48 headshot oranıyla oynuyormuş. 24 kill'de, hatta 25 kill'de. Bir kez 4 kişiyi almış hatta. Üst tünelden pushladılar. Ya mesela burada doğru yere baktı yani kapı çıkışına bak ama doğru yerde değil aslında. Silahın ucunu gördü. Spray çok iyi değil. Spray çok iyi değil. Bana göre çok şüpheli hareketler olan birisi değil. Volek olabilir tabi ama bunu varsa da çok göstermiyor. Full B'ye gidiyorlar. Ya bu şanssız da olabilir çünkü... Yani CT takımı için bu yaptığı hareket çok normal bir hareket. Şey tutması. Ama B'de niye başka biri yokmuş onu anlamadım. Mid'den alt tünelden B'yi tutmak normal bir hareket. 1 2 canları çok azdı zaten. Yapması gerekeni yaptı ama burada biraz ya USPS'in böyle bir yanı var. Hani bu şüpheli bir kill de diyemiyorum. USPS böyle tam oturtuyor kafa. Yani o şey terminoloji çok doğru olmadı ama headshot'ı çok böyle anlık atışlarla aldırabilen bir silah. Tek atışlarda çok etkili bir silah.
O yüzden iyi bir USPS oyuncusu olabilir. Çok şüpheli değildi o da. Long'da 3 kişi, 2 kişi mid'e gidiyor. T'lerden bizim elemanımız arkalamaya çalışacak. Şu anda CT'lerin bir eksik adamı var. Şu an short'ta çalışıyorlar. İlk golü almıştır zaten diye tahmin ediyorum. Yani almamış da, yani alamamış da olabilir. Yani bizim için infoyu aldı demek kolaydı. Çünkü görüyoruz ama iletişim şey değil. Anlık Skype yapsalar bile belki 1 saniyelik ya da 0,5 saniyelik bir şey oluyor. Bir saniye. Headshot attı ama yani çok da şüpheli değil gibi geldi bana yine. Skype yapsalar bile diyorum 5 1 saniye veya 1 saniyenin yarısı kadar bir sürelik gecikme olabiliyor. Yani info anında gitmemiş olabiliyor. O yüzden de her zaman anlık infoların doğru info almış olabilir dediğimizde aslında bazen o tarz şartları da düşünmemiz gerekiyor. Yani bilemiyorum, 30 kill ulaştı ama yani 30 kill var diye de şüpheli ilan etmek çok doğru olmaz. Burada AFK bekliyorlar mı? AFK bekliyorlar herhalde. Pushluyor şu anda. Bir kişi orada. Ve fire yapmadı. Orada birini daha aldı diyor. Çok rahat 2 kill aldı. AWP'yi aldı oradan. Maç bitti zaten. Çok gereksiz hareketler bunlar. B'de diğer oyuncu. Artık bu gitti. B'de nereden çıktı? B'de gelmiş. Ben farkında değilim. Adam farkında. Ya bilmiyorum. Benim görüşüm wallhack olabileceğine dair emareler vardı ama kesin bir şey yoktu. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde bariz bir durum yoktu. O yüzden çok da açıkçası şüpheli bir oyuncu gelmedi. Böyle harika oynayan bir oyuncu da değildir. Rakip biraz kötü gibi geldi bana. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine sağ üst köşeden ankete katılıp sizce bu şüpheli de ne vardı onu söyleyin. Oyun bozanlık seçeneği koymayacağım. Oyun bozanlığı zaten reportlayacağım takım arkadaşını şeyini öldürdüğü için, Zeus'u öldürdüğü için. Arkadaşı olsa da oyun bozanlık yapmıştır. Bilemeyiz arkadaşı mıydı değil miydi diye. O yüzden sizin yorumlarınızı, kararınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.